Kadın ve erkeğin altın ve gümüş kap ile yemesi, içmesi, her türlü kullanması tahrimen mekruhtur. Altın ve gümüş kaşık, saat, kalem, abdest ibriği, bıçak, sandalya ve benzeri şeyleri kullanmaları da böyledir. Bunları kendi bedeni için kullanmayıp başka yerde kullanmaları caiz olur. Mesela yağı, balı gümüş bıçakla ekmeğe sürmek ve bu ekmeği eliyle yemek caizdir. Altın kaptaki ilacı başına dökmek haramdır. Fakat buradan eline döküp elindekini başına sürmek caizdir. Fakat suyu ve ilacı kullanmak için önceden bu kaplara koymak caiz değildir. Gümüş tastan çorbayı tahta kaşıkla alıp yemek caiz olmaz. Çünkü tas Zaten kaşıkla kullanılır. Gümüş tüpteki merhemi ele sıkıp el ile başa sürmek de böyledir. İbrikteki suyu ele döküp yüzü yıkamak da böyledir. Mevlitte gümüş kaptan avuca gül suyu serpip avucu yüze, elbiseye sürmek de böyle caiz değildir. Altın ile gümüşü süs olarak takmak yalnız kadınlara helaldir. Fakat bunları mesela parmağındaki yüzüğünü mahrem olmayan erkeklere göstermeleri haramdır. Altın ve gümüşü süs olarak takmak erkeklere haram olup yalnız gümüş kemer, yüzük ve saatin, çakının zinciri gümüşten olmak caizdir. Altından olursa haramdırlar. Taş, tunç, pirinç, platin, bakır ve diğer madenlerden zinet olarak yüzük takmaları kadınlara da haramdır. Madenin rengi ve kaplaması değil, içi, cinsi muteberdir. Bunun için mesela altın yaldızlı gümüş yüzük takmak erkeklere de caiz olur. Gümüş kaplı altın bakır yüzük altın bakır sayılırsa da altın bakır görülmedikleri gümüş göründüğü için takılması caiz olur. Reddül Muhtar kitabı, beşinci ciltte diyor ki, Erkeklere yalnız, gümüş yüzüğün helal olduğu ve altın, demir ve sarı pirinçten yüzük takmanın haram olduğu hadisi i şerif ile bildirilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, vefat edinceye kadar yalnız gümüş yüzük kullandı.